Selamun aleyküm dostlar. Tavukların külleniyorlar. Videomuzu böyle başlatmak istedim. Artık komple bütün civara akşama kadar geziyorlar. Havaların iyi gitmesinden dolayı. Hiçbir kısıtlama yapmıyorum. Yaklaşık 100 civarı bir hayvanımız kaldı Ligor'un. 3-4 lohman var. Şöyle tamamı. Bu şekilde otlanan var. Şu arpayı yiyen var. Öncelikle niye azalttık? Yorgunluk. Pandemi koşullarında ek iş olarak hem yorgunluk hem yoğunluk üst üste geldi. Ondan dolayı yüzün biraz üstünde bir hayvan var. Bu arada yaklaşık 10 gündür de şöyle sadece arpa ezmesi yiyorlar. Solukları böyle doldurdum. Onları da şöyle yapacağım kalanlar için. O ilk bölmemize taşıdığımda bu kalan hayvanı kendi kafamdan az bir hayvan olacağı için bir rasyon yapacağım. Şöyle de olabilir rasyon tabii hayvan hani satarken ister istemez seçilmiş hayvan satıyoruz. Garantili verdik. Bundan dolayı kalan hayvan hani rasyonun iyiliğinden, kötülüğünden ziyade işte seçtiğimiz hayvanın da birazcık ele gelir olması lazım. Bundan dolayı çok kalan hayvandan bugün ne çıkmış? Daha erken de daha çok yaparlar. Gezip geliyorlar. Sadece arpa ezmesi yiyerek ve dışarıda ot yiyerek dopdoğal yumurtalar bunlar. Hiçbir katkı yok. İş gücümüz neredeyse sıfırlandı. Önceden her yeri biliyorsunuz yumurta oluyordu. Yakın dönemde bir yumurta tavuğu almayı düşünmüyorum. Birazcık aktif dinlenme sürecine soktuk kendimizi. Bereket versin. Bir kolyeye yaklaşmış. Daha da erken yani. 2,5 koli. Çok verimli hayvandı. 2,5 koli olsa 75 yapar. Zaten 100 civarı bir hayvan. Hemen hemen 2 koliye yakın. Arpayla yumurtluyorlar yani. Bir de rasyon yapacağım. Az oldukları için. Mesela şu tüyde. Yumurtaya başlayacak. Şunlar hep tüyde. Tüyünü düzüp özellikle tüy döneminde de hayvanınıza B vitamini ağırlıklı doğal olabilir. Veterinerden alabilirsiniz. Tüydeki hayvanlarınıza B vitaminiyle destekleyin. Çünkü
tüyden daha çabuk çıkar. Bir de verim noktasında bir sıkıntı yaşamazsınız. Yani burayı da komple bu hafta içinde bozacağım. Bu burası bu öyle. Karşı tarafa civciv kümesleri gelecek. Makine 700'lük makinemiz vardı. Onu fullledim. Şu an tamamı dolu. Oradan gelecek çıkımlar var ve şu gördüğünüz bölgeyi tertemiz edip civciv kümeslerini koyacağım. Güzel. İşte mavi astrolop yumurtalarımız çıkacak. Koydum yumurtaları. Şimdi ayırdığım rırrozları ayırdığım ligorinler vardı. Uzun zamandır göstermedim. Oraya geçiyorum. Şimdi burayı havalansınlar diye böyle açtım. Bunları da yine götüreceğim eve yakın tarafa. Bakım işini bayağı bir azaltmış olacağız. Şuradaki tintitlerle. Çünkü tintitler yumurtası krem. Ondan dolayı böyle birleştirdim. Ekstra büyük olmasın diye. Yemlikleri de asmadan şöyle koyuverdim. Taşıma işlemi olacak çünkü. Buranın yumurtalarını yaklaşık 3-4 gün önce makineme koydum. Yani lohman üretebilecek miyiz? Verimli olur mu, olmaz mı? Civcivler, çıkan civcivler nasıl olur? Irkın özelliklerini karşılar mı? Bunu beraber göreceğiz. Şu horoz tintitlerle beraberdi. Şu ikisi zaten vardı. Şu gördüğümüz krem. Tabi burada belki parlayabilir. Tinted yumurtası. Şuradaki tamamı ligorin yumurtası. Yani şu anda çok net anlaşılıyor. Krem ve beyaz. Burası döllü tarafımız. Şu anda bakın şu şekilde. Kalkar ligorinde. 8 3'te sabah aldım. Biraz önce aldım yani. 11 yapıyor. 15 ligorinde şu anda burada 11 yani. Burada yumurta yemiyorlar. Gezen bir. Tabi az kalan tavukları rasyonda ayarlayınca onların da verimleri emin olun 60-65 yumurta. 100 tavukta 70 yumurtaya çok rahat çıkacaktır. Tüy durumu da geçince. Burada yine dediğim gibi ışıklar sabah yanıyor. Akşam belli bir saatte yanıyor. İşte bir ara sır yumurta yapıyorlardı. Buraya yapmış. Aşağıya damlatmış. Yine eripat vardı bu zeminde. Eripat hayvanların rengi açık. Pis değil en azından. Biraz solunum yolunda. Bu kümeste birazcık hayvanlara sıkıntı açtı yani. Eripat o açıdan. Tozuması açısından çok tozuyor. Felaket tozuyor. Şu an burada toplamda 20 hayvan var. 5 tinted. 15 ise ligorum var. 3'te rehorozumuz var.
Bunları da birkaç gün içinde diğer tarafa götüreceğim ayrı bir şekilde. Hayatlarını orada devam edecekler. Yumurtadaki fark bu şekilde. Tilted'larda 5'te 4, 5'te 3 şeklinde yumurta yapıyorlar günlük. Yani böyle ayrı ayrı baktığımızda bu işin nasıl diyeyim, uzun yıllardır ilgilendiğimiz için sürü azaldıkça işe verdiğimiz performans, hayvanla ilgilenme, özellikle kümes işleri değil de hayvanla ilgilendiğinizde yani bu verimleri maşallah alabiliyorsunuz. 15'te 11 artarak devam ediyor bu. Hep ilk hemen bir günde yakalanmadık. Yani 11'e zaten sabitlendik. Üstü de oluyor. Tinted'larda 5'te 4. Orada bir sabitlenme var. Ne azalma ne eksilme. Şu anda burada 20 artı 3'ümüz var. Totele baktığımızda. Kümesimizle ilgili son gelişmeler bu şekilde arkadaşlar. Herkese hayırlı, huzurlu, bereketli günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.